zengin malı mülkü çok olan değil ya. Mesela diyor ki kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an mesela. Kitap yüklü ama alim değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi hayatına bir misal veriyor. Diyor ki Yaşe diyor kurban eti için ne yaptın diyor. Bunlar bize kaldı diyor ötekilerini dağıttık diyor. Ötekiler bizde kaldı diyor bu bizim değil. Orada korkunç mükemmel bir kanuniyet söylüyor. Böyle bir et dağıtmayla meşgul millet. Onu anlatmıyor. Ve anlatıyor sureti bu da. Diyor ki bir şeyin ne olduğunu bilmek için akibet murattır. Yani sende kalan etin akibeti nedir, senin midir? Akibeti malum şeye dönüştü. Mesela başka üçüncü şeyin zengin. Talep azlığıdır. O zaman Yahudiler hakkında Kur'an'da zillet diyor. Zillet. Nasıl zillet? Bankaların tesisine çalışmış. Altınlar onda. Bankalar onda. Ama zelil diyor. İstihkar ediyor. Depoluyor. Ha, zengin o zaman bu 3-4 tane misal verdim. Toparlarsa kanuniyetler hepsi kanundur. Hepsi kanundur. Allah Resulü'nün elinde bir şey bulundurmamış ama zengin. Nedir o? Verebildiklerin, verdiğin kadar zenginsin. Şu elimi görebiliyor musunuz şöyle? Şöyle bir talibi var, talibi. Arzusu, hedefi var. Bir de kendi malum miktarı var, seviyesi. Bu şu anda var olan seviyesiyle hedefi arasındaki boşluk kadar fakirdir. O zaman fakir talep azlığıdır. Fakir talep çokluğudur. Fakir talep çokluğudur. Zengin talep azlığıdır. Zengin. Çünkü her talep ettiğin şey eline geçmiyorsa onun kölesi oluyorsun. Esir ediyorsun, esarete sokuyor. İşte ikinci bir kanuniyet, Yahudiler serveti biriktiriyor. Bir bu. Zengin fakir çok önemli. Ne verebiliyorsanız onunla zenginsiniz. Bu illa maddiyat değil, şimdi maneviyattan bahsedeyim. Tespit etmişsin, kitaba dönüştüreyim, para kazanayım. Caka yapayım bildiklerimle. Tanınayım, bilineyim, konuşulayım. Toplumlara, kitlelere hitap edeyim. Ya kölesin. Yani bunu bunun için yapmış oluyorsun. Netice nedir? Toplum, kitle. İkincisi de belki bu çok lazım olur bize de. Şimdi arkadaşlar, zanımız var ya, zan. Özan. Zanın bir kısmı haram, bir kısmı mekruh, bir kısmı şey. Akılla çatıştığını nasıl anlarız diye böyle. Çok yani malum işte, mesaj çekiyorlar WhatsApp'tan şu. Ya dedim nasıl olur böyle, müşakhas bir şey. Bunun hakkında çok dersimiz var belki de. Çok fazla zan. Sonra namaza döndüm. Öğleyin namazına döndüm. Bir tane seccade gibi bir şeyim vardı. Ondan sonra baktım, seccadeyi koymadan önce, bizim kardeşim seccadesiydi. Seccade bir şeydi. Namazın içinde seccade değişti. Baktım başka şeyler var orada. Başka şeyler oluyor. Sonra dedim kendime, bu neyin belki, bu neyin nesidir ya? İyi ki oldu ki, belki bir Müslüman kardeşime faydam oldu. Seccade var ya, seccade seviyoruz. Tuhaf tuhaf şekil alıyor, insan şekli alıyor ki, haç oluyor, adam gülüyor, yapıyor diş. Seccade şekilleniyor öyle. Sonra dedim ki, dinimiz ne kadar mükemmel. Mesela seccade sade olmalı. Renkli cicili bücürler tenzihle mekruh. Tahrimen değil. Çünkü insanın zanını işletiyor. Peki nasıl bunları şey yaparız? Doğru mu? Doğru değil. Nereden biliyorsun doğru olmadığını? Aklen biliyorsun. İşte zanlar buna benziyor işte. Aklen bildiğin seccadede bu yok. Böyle bir şey yok. Bu hayvan yok orada. Kilise milise yok. Adam yok orada. Bir tane tehdit eden bir adam, gülen bir adam yok o seccadede. Ama öyle görüyorum. Ha, onu imal eden zan. Peki nasıl çıkıyorsun bunun içinden? Delil, burhan, hücceti, işte akıl kullanıyor. O makama ne geliyorsun? Bu sefer basamak oluyor sana. Bu neyle çıkıyorsun olaydan bir daha? Aklen. Aklın ne sıfatını kullanıyorsun? Delil, burhan, hücceti kullanıyorsun. Burada öyle bir hayvan mayvan yok. Peki sonra dedim ki, niye kendimi böyle bir sıkıntıya soktum? Tenziye mekruh yaptım. Seccade, sade olması gerekirken renkli yaptım. Biliyorsunuz fıkıhta renkli şeylerde kılmak öyle huzur az, mani olduğu için. Hele hele Kabe koyuyorlar. Seccadede Kabe koyuyorlar. Hürmete, edebe de uygun değil. Ayağının altında Kabe koyuyorsun. Oysa ne olacak? Secde de değil. Yani sade olmalı. Ona uymamanın. Burada bu detaya şey yapmayayım. Zanların bizi vehim yapan, bizi rahatsız eden düşüncelerden kurtulmanın yolu, onu olduğunu, oraya hapsetmenin yolu, aklen, burhan, delil, hüccetle bu değildir. Daha kale almamak. Evet. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Belki birisinin faydası, ihtiyacı olur. O zenginlik de çok önemli. Kur'an bu kadar bankaların tesisine sebep olan altın ve paraların depolayan Yahudilere zillet diyor. Bir de meskenet diyor. O zaman elinde olmak değil zenginlik. Verebilmektedir. Veren zengindir. Bu maddi. Maneviyat da öyle.
himmet etmek, yardım etmek, iki kelime etmek, alakadar olmak, muhabbet etmek, ona sahiplenmek. Yani bunlar da manevi şey vermek. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hak ile haklanmamızı Cenab-ı Hak denilen o hak ismine mazhar eylesin. Zira o hak ismi ki zıtların cemi ile kıblesine durabilmektir. Cenab-ı Hak Cenab-ı yöndür. Hak yönü zıtların cemiine sahip olan, zıtların cemi olan bir alemde istikametine koymak hayatını. Ne büyük nimet Rabbi. O için ism-i azamımızdır hak. Geylani'nin haydır. Hak ne isim? Yani sonsuzu sonluyla, hakkı batıl ile, doğruyu yanlışla tılsım sır var. Onu bütünselliğine sahipsin, kıblene koyuyorsun. İfrat tefritten azade. Hak ismi, üç ismin vasat seviyesidir. Üç sıfatın kuvve-i akliye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i şeyvenin vasat ismi, vasatının bütünselliğidir. Hak. İsmi azamımızdır inşallah. Hak. Hak Allah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Geceniz mübarek olsun.